Şöyle bir yoldan geldik. Artemis Tapınağı'na doğru gidiyoruz. Burasının çok büyük bir alan olduğu aslında. Şuradaki sur yapılarından da belli. Yani Sart şu anda bölgenin adı. Buradan girişinden itibaren bu tarz sur diyeyim artık. Surların kalıntılarını görebiliyorsunuz. Bu da burasının geçmişte ciddi büyük bir alan, bir yerleşim yeri olduğunu bize gösteriyor. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Güzel. Yani memleketimizin her tarafından tarih fışkırıyor. Onları korumak ve de doğa güzellik tabii gördüğünüz üzere. Onları korumak da bizim görevimiz, yükümlülüğümüz. Devam ediyoruz. Burası da Sart Antik Kenti'nin kuzey sektörü, Paktolos denen kısmıymış. Bazilika, villa, kilise, çanak, çömlek ocakları, hamam, ocaklar ve altar, sunak kısmının bulunduğu bir yerdeymiş. Kilisenin rekonstrüksiyonu burada Roma villasından, Roman villasından mozaikler ve 62'de yapılan kazılar. Bilmiyorum net görebiliyor musunuz ama mozaikler harika görünüyor burada. Neymiş? Milattan önce 6. yüzyılın ilk yarısında Lidyalılar tarafından bileşiminde altın ve gümüş bulunan elektrumu saf altın ve saf gümüş haline dönüştürecek tesisler ile Tanrıça Kuvava, Kibele'ye adaklar için kurulmuş bir sunak yapılmıştır. Diğer tabelaya bakınız diyor. Diğer tabelaya gideceğiz. Özel bir hamamı ve mozaik döşemesi bulunan Roma villasına ait kalıntı. Hayvan, kuş ve deniz yaratıkları betimlenen mozaikler halen Manisa Müzesi'nde bulunmaktadır. Milattan sonra 4. yüzyıla ait bazilikanın ortaya çıkarılmış bölümüdür. 3. kısım. Milattan sonra yine 4. yüzyılda inşa edilmiş kilisenin üzerine 13. yüzyılda Bizans yönetim karargahının Kemalpaşa ve Manisa'da bulunduğu dönemde inşa edilmiş olan çok kubbeli, cephesi bezemeli kilise varmış. Şehri koruyan sur duvarları dışında kalan ve Sart çayının en kıyısında yer alan bu kazı sahasında 4 önemli unsur yer almaktadır diyor. İşte bunlar da dediğiniz gibi bir sunak, hamam, villa, bazilika ve kilise. Tabii Tanrıça Kibele'ye yapılmış bunlar. Tanrıça Kibele'ye yapılmış ne demek? Burası bir Anadolu medeniyeti demek. Yani dışarıdan bir Grek veya başka bir medeniyet değil, bir Anadolu medeniyeti demek. Çünkü Kibele Anadolu'da yaşayan insanların tanrıçası idi. Burada da Lidya Altın Arıtım Evi ve Sunak. Belki hala buralarda bir yerlerde altın vardır. Aslan heykelinin yerinde fotoğrafı demiş. Bu da bir sikke, coin, elektrum coin. Elektrum altın ve gümüş karışımından oluşan bir madenmiş. Tabiatta doğal olarak bulunabildiği gibi aynı zamanda içtiklerde suni olarak elde edilebilirmiş. Altın arıtımı elektrumun saf altın ve gümüş olarak ayrıştırılmasına denirmiş. Milattan önce 6. yüzyılda Lidya Kralı Kroisos tarafından dünyanın ilk saf altın böyle bir yer. Lidya Altın Arıtım Evi ve Sunak diyor burada da. Elektrumdan altın ve gümüş elde edilmesi. Elektrum altın ve gümüş karışımından oluşan bir madenmiş. Tabiatta doğal olarak bulunabildiği gibi aynı zamanda içtiklerde suni olarak da elde edilebilirmiş. Altın arıtımı elektrumun saf altın ve gümüş olarak ayrıştırılmasına deniyormuş ve M.Ö. 6. yüzyılda Lidya Kralı Kroisos tarafından dünyanın ilk saf altın ve gümüş sikke üretimi gerçekleştirilmiş. Devam ediyoruz. Aşağıda bahsedilen Sart Çayı yer alıyor veya bu konuların bir tanesi. Burası da verimli ovalar, bağlar, bahçeler, tarlalar. Yani insan ekseniz insan bitecek derler ya, hakikaten öyle verimli araziler. Yani şuradaki kamera istediğim gibi almıyor muhtemelen ama yani şuradaki görüntüyü çıplak gözle görmek hakikaten insana mutluluk veriyor. Yaşama sevinci veriyor. Bugün 20 Mayıs 2023 Cumartesi. Yani burası da Salihli'nin Sart beldesi veya Sart
antik kenti devam ediyoruz. Bu yoldan yürüye ya da aracınızla her neyse geldiğiniz zaman varacağınız yer işte burası. Artemis Tapınağı. Şimdi buradan yol böyle bir yerlere gidiyor. O kadar önemli değil. Tapınağa geldik. Devam ediyoruz. Sart yönünün sahnesine cedim. İyacada Sfar, Farsçada Sparda. Burada bulunan yaklaşık 3000 yıllık yerleşim adıdır diyor. En eski yerleşim tabakaların genç burada dönemi olarak tarih edilir. Rağmen M.S. 7. yüzyıla kadar Anadolu'nun en önemli şehirlerinden birisi olmuştur. Karşılıyor burada. İçeri girdik. Böyle bir alan. Tabii henüz tapınağa varmış değiliz. Devam ediyoruz. Geldiğinizde sizi karşılayacak ilk görüntü böyle bir şey. Çok güzel ya. Yani doğanın içerisinde doğanın bir parçası olarak böyle kentler, yerler inşa etmek hakikaten çok güzel. Devam ediyoruz. Bu da tapınağın, güzelim Artemis Tapınağı'nın hemen yanına inşa edilmiş olan M Kilisesi. Neden M bilmiyorum. M Kilisesi'ymiş. Öyle diyor. Buradaki bilgilerde. Hemen şurada da bir yapı var. Şuraya girmeye bakın çalışalım. Tıt 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 tıt. Şöyle bir yapı. Şu tarz mı kiremit olsa gerek. Bu tarz kiremit bir de sonra ekleyenlere bakın. Bu tarz kiremit işçiliği beni her zaman çok etkilemiştir. Ve bunun bence en güzel örneklerinden bir tanesi. Bakın şöyle bir şey. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi buradan kapalıymış. Buradan da kapalı. Peki çıkalım o zaman. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi, hatta bence öyle demeyelim şimdi. Belki daha iyisi vardır. Ben görmemişimdir. Bergama'da Kızıl Avlulu Kilise var. Bazilika. Kızıl Bazilika veya yanlış anımsamadıysam, bakın, harika. Kızıl Bazilika veya Kızıl Avlulu Bazilika, öyle bir adı var. O bence gerçekten, hani harikanın ötesine, o gerçekten muhteşem bir yapıdır. Eğer henüz Bergama'ya gitmediyseniz ve orasını görmediyseniz, ya da Bergama'ya gidip sadece antik kenti ziyaret edip de kent merkezindeki o harika binayı görmediyseniz yanlış yapmışsınız. Gidin görün. Bu tapınağın ilginç bir özelliği, her ne kadar bu kadar ilerleme kaydetmiş olsa da maalesef tam olarak bitirilememiş. Bu bitirilememe süresi yazdığına göre 800 yıl falan sürmüş. O yüzden yazık olmuş bitirilememesi. Yoksa şu, ya bakar mısınız ya, şu işçiye veya şuraya, bunlar üzüm olsa gerek. Yani
Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Devam ediyoruz. Burada altar, yani sunak. Burada işte Artemis adına yapılan sunaklar. Dilekler kabul olsun diye. Şimdi bu hala var ya, bu tarz inanışlar. İşte dileğim kabul olsun telli babaya bir şey diyeceğim. Veya adam olsun bilmem ne. Şöyle bir yer. Hala var. Ne demiş? Ne demiş? Hangisine bakalım? Sunak. Artemis sunağı veya Lydia sunağı. Bugüne kadar koruna gelmiş olan Artemis kutsal alanının en eski yapısıdır. Ayinlerin ve törenlerin de odak noktasıdır. İki ayrı yapı evresi vardır ve bunlardan bir tanesi tapınaktan daha eskiye uzanır. Demiş. Büyük tuf bloklarla yapılmış erken bir yapı söz konusuymuş. Basamaklı ve temel şeklindeymiş. Yapının basamaklı piramit benzeri görünümü koruna gelmiş olan bu kısımda kullanılan kaba malzeme ve kötü işçilik nedeniyle toprak altı temeli niteliğindedir ve üstünde çok daha özenli yapılmış ancak tamamen yok edilmiş bir yapı olabilir diyor. Şöyle görselleri de mevcut. Devam ediyoruz. Bu kadar tarihin içerisinde bunun ne ilgisi var? Neden burada diye düşünülebilir. Neden burada demiş? Bu bir demir vinç ve Howard Crosby Butler'ın heyeti tarafından diyor 1911 yılında buraya getirilmiş. 1914'e kadar da Artemis Tapınağı kazılarında mimari blokların kaldırılması ve taşınmasında kullanılmış. 5 tonluk kaldırma kapasitesine sahipmiş ve bu kapasite buradaki blokların çoğunu kaldırmaya yeterliymiş. Sütun başlıkları aşağı yukarı 2 ton civarına gelmekteymiş. El ile çalıştırılan vinç küçük bir lokomotif tarafından çekilerek tapınak alanı etrafında hareket ettiriliyormuş. Nerede yapılmış bu? İngiltere'de Middlesbrough'da Dorman Long firması tarafından üretilmiş vinç. Tamamen civata ve perçinlerle tutturulmuş olan dökme ve dövme demir parçaları buraya getirilmiş tek tek ve burada birleştirilmiş sonra. Birleştirme kılavuzları damgalanmış küçük numaralar olarak halen görülebilmektedir diyor. Onun yanına gittiğim zaman bakabiliriz belki. Vinç ağır yükler kaldırmak için büyük, yedi ve hafif yükler için küçük bir dişten oluşan bir düzeneye sahipmiş. Yüklere göre dişli değiştirmiş ve şaftın her iki yanında hareket ettirmesi oluşmaktaymış. Devam ediyoruz. Şöyle de şey. Gürlü biliyor diyordu ama burada pek bir şey. Perçinlerin üzerinde en azından görünmüyor tabi. Yüzyıldan fazla bir zaman geçmiş üstünden. Fakat eminim şimdi çalıştırılmaya kalkılsa hala çalışır. Burada da bir ray görebiliyorsunuz. Düşünün buraya ray çıkarmış, ray döşemişler, lokomotif getirmişler, vinç getirmişler. Neden? Bu harika yapıyı ortaya çıkarmak için. Devam ediyoruz. Özgün yapı burada yer alıyor. Bu da restorasyonun ne kadar rezalet olduğunu gösteren bir başka kısım. Şöyle devam edelim. Ya bu tip yerler gördüğümüzde veya gördüğümde diyelim, gördüğümüzde demeyelim çünkü herkesin düşüncesi farklı olabilir. Aklıma gelen tek şey, tek cümle harika. Hatta cümle değil, sözcük. Gerçekten harika. Bir zamanlar burasının cıval cıval bir yerleşim yeri olduğunu inanmak güç. Devam ediyoruz.